Arkadaşlar merhabalar. 23 numaralı köşe taşımızdayız. 23 numaralı ünite 5. köşe taşındayız dostlarım. Karışım problemleri yapmaya devam ediyorum arkadaşlar. Ayarladık her şeyi ve başladık ilk sorumuzda. Ağırlıkça %40'ı tuz olan x litre tuzlu su ile ağırlıkça %20'si tuz olan y litre tuzlu su karıştırılıyor diyor. X küçüktür y olduğuna göre yeni karışımın tuz yüzdesi aşağıdakilerden hangisidir diye bir soru sormuş bize. Şimdi birinci kap %40'dan x litre. İkinci kap %20'den y litre arkadaşlarım. Böyle bir karışım oluşturulmuş. Tuzlu su karıştırılıyor. En son x artı y litrelik bir karışım oluşuyor ve karışımın tuz yüzdesi acaba aşağıdakilerden hangisidir diye bir soru soruyor bize dostlarım. Şimdi iki karışım karıştırıldığında tuz yüzdesi yani yüzdesi arkadaşlarım en son karışımın yüzdesi şu ikisinin aritmetik ortalamasını alıyorsunuz bakın 40 ile 20'nin. 40 ile 20'nin aritmetik ortalaması toplamlarının yarısı demektir. 60 bölü 20'den 30. Şimdi burası 30 da olabilir. Ne zaman 30 olur? Eğer ağırlıklar eşit ise, x ile y eşit olsaydı tam 30'du yeni karışımın yüzdesi. Ama hangisi daha büyük olacak mesela burada? X daha küçükmüş arkadaşlarım. O halde y'ye daha yakın olacak. Yani 30'dan 20'ye daha yakın olacak arkadaşlarım. Demek ki 30'dan küçük bir değer olacak. Yani karışımda hangisinin ağırlığı daha fazlaysa, onun yüzdesine daha yakın olacak dostlarım. Yeni karışımın yüzdesi. 30, 20'ye daha yakın olacak. Demek ki 30'dan küçük bir değer olacak. Cevap da Adana gelecek dostlarım. Şuna bakalım şimdi. %20'si alkol olan A litre. Şuraya çizeyim. A litre %20. Su karışımı ile %36'sı alkol olan B litre. %36. Karıştırılarak alkol oranı %x olan A artı B litrelik bir yeni karışım elde ediliyor. Şimdi hemen x'in değerini bulmaya çalışalım. Eğer A ile B eşit olsaydı 20 ile 36'nın toplamı 56 bölü 2'den 28 olurdu. Hangisinin ağırlığı daha fazla? B daha büyük. Demek ki 36'ya daha yakın olacak arkadaşlarım bu ifade. Yani 28'den büyük olacak, 36'ya yakın olacak. 36 olur mu tam? 36 olmaz arkadaşlar. 36'dan küçük, 28'den de büyük olacak dostlar. Sorumuzun cevabı Bursa gelecek. Şuna bakalım. %32 tuz olan M gram tuzlu su ile... Şimdi hemen çiziyorum. %32'si tuz olan M gram. %50'si tuz olan N gram. Tuzlu su karıştırılarak tuz oranı %x olan M artı N gramlık bir karışım oluştu. Şimdi normalde x ne olurdu? İkisinin toplamının yarısı, 82'nin yarısı 41 olabilir arkadaşlarım. Ne zaman eşit olsalardı. Ama M N daha büyükmüş. Yani 50'ye daha yakın olacak. 41'den büyük olacak. 50'den de küçük olacak arkadaşlarım. N büyük eşit diyor. O zaman 41 de olabilir. Ama 50 olamaz diyeceğiz. 50'den de küçük olacak. X'in alabileceği tam sayı değerleri kaç tanedir? 41 olur. 42 olur. 43, 44, 45, 46, 47, 48... 49 olur dostlarım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 tane değeri çıkarmış diyebiliriz. Şuna bakalım. Ağırlıkça %24'ü şeker olan un şeker karışımına un ilave ediliyor diyor. Ağırlıkça %24'ü şeker olan un şeker karışımına un ilave ediliyor. Buna göre karışımın şeker oranı aşağıdakilerden hangisi olabilir diye soruyor. Şimdi burası şekerdi dostlarım. Un artı şeker var burada. Biz bunun içine ne ekliyorduk? Un ilave ettik. Biraz daha unu çoğalttık. Un çoğaldıkça şekerin
miktarı değişmedi ama yüzdesi gittikçe azalacak değil mi? 24'ten daha düşük bir değer olmak zorunda. Sonuçta un ekliyoruz içine. Şeker ekleseydik şekerin yüzdesi artardı. Un eklediğimiz için toplam karışımdaki un miktarı arttığından şeker miktarının yüzdesi düşecek. O yüzden 24'ten küçük bir değer olacak. Zaten bir tane olmak zorunda şıklarda. Onu da işaretledik. Evet, geldik şuna. 6 numaradayız. Odaklanmaya da bakayım içim rahat etsin. Güzel gözüküyor arkadaşlarım. Tuz oranı %10 olan 200 gram tuzlu suya. Tuz oranı %10 olan 200 gram tuzlu suya kaç gram, x gram diyorum, tuz ilave edilirse. Şimdi biz bu kapların içine neyi yazdık? Tuz yüzdesini. Bu kabın içine de tuz yüzdesini yazacağım. Dikkatli olun. Bu kabın içinde sadece tuz var. Başka hiçbir şey yok. O zaman tamamı tuz. Yani %100'ü tuzdur diyebilir miyim arkadaşlarım? İlave edilirse diyor, kabın ağırlığı 200 artı x olur. Yeni yüzdesi de 28 olsun diyor arkadaşlarım. Hadi çözümleyelim burayı şimdi. İkiye bölelim hepsini isterseniz. Kabın içindeki sayıların hepsi gözüktüğü için hepsini sadeleştirebilirim. Şöyle sadeleştirdim. 5 ile 200'ün çarpımı 1000 artı 50x eşittir. 14 ile 2'nin çarpımı 28 çift 0 artı 14x. 14x'i buraya atalım arkadaşlarım. 36x kalsın burada. 1000'i de buraya atalım. 1800 kalsın. 36 ile 180'de 5 var. Bir de 0 attım. X eşittir. 50 çıktı. Sorumun cevabı. Geldim 2'ye. %25'i su olan. Bak %25'i su. Alalitrelik karışıma. Şimdi suyu yazdım buraya. Unutmayın. Hep su yazılacak. Ne diyor? 30 litre daha su. O zaman suyu yazacaktım buraya. Tamam su olduğu için su yazdım. %100 yazdım. İlave edilirse yeni karışımın %30'u su oluyor. Ağırlığı ne oluyor? A artı 30 oldu. Buna göre diyor A kaçtır? Hadi çarpalım. 25 A yaptı burası. %30'un çarpımı 3000 yaptı. Eşittir 30 A artı 900 geldi. 900'ü buraya atarsam 2100 kalır. 25 A'yı buraya atarsam 5 A kalır. Şimdi 2100'ü 5'e bölelim arkadaşlar. Hadi böldük. 4 kere 5 20 çıkarttık. 1 10'da 5 2 kere 420 geldi. A dediğimiz sayı arkadaşlar. Evet, geldim 3 numaraya. Ağırlıkça %40'ı alkol olan, %40'ı alkol, unutmayın buraya alkolleri yazıyoruz. Bir karışıma, karışımdaki alkol miktarının yarısı kadar daha alkol ilave edilirse. Şimdi bu karışımın ağırlığı 100 olsun arkadaşlar. Şimdi biz bu karışıma, karışımdaki alkol miktarı 40 gram değil mi? %40'tır. 40 gram daha alkol ilave ediyorum. Bak saf alkol. O zaman bu kabın içine 100 yazacaksın. İlave edilirse yeni karışımın alkol oranı yüzde kaç olur? Ağırlığı 140 olur. Birer sıfır götürdük hemen burada. Hemen çarpalım. 400 geldi. Yine 400 geldi. Eşittir 14x. 800 eşittir 14x. X eşittir kaçtır diye mi soruyor? Alkol oranı yüzde kaç olur diye soruyor. Bakalım bölünüyor mu tam? Bölünmüyor gibi duruyor ama arkadaşlarım. Bir daha okuyalım. Ağırlıkça %40'ı alkol oran bir karışıma, karışımdaki alkol miktarının yarısı kadar. Oo. Yarısı dediği için burası 2 olacak arkadaşlarım. 40 gram ya, ben 40 koydum direkt. Yarısı kadar daha koyuyormuşuz, 20. Şurayı bir daha düzenleyelim. 2 ile 100'ün çarpımı 200. Şurası şimdi ne oldu? 120 geldi burası da şurası. 100-120. 12x oldu burası da. Şimdi düzenleyelim. 600 eşittir 12x. Tamam şimdi oldu. 50 eşittir x çıktı arkadaşlarım. Sorumuzun cevabı Edirne. Dikkatli okumakta, daha doğrusu okuduğunu yavaş yazmakta fayda var. 20 gramı yağ olan un yağ karışımının %60'ı un, 18 gramı un olan başka bir un yağ karışımının %40'ı yağdır.
Bu iki karışım karıştırılıyor ve içine 20 gram un atılıyor. Oluşan yeni karışımın un oranı yüzde kaçtır? Şimdi bakalım. Birinci kapta şöyle bir şey var. 20 gram yağ var arkadaşlarım. %60'ı da un. O halde %40'ı yağ mıdır bunun? Demek ki %40'ı yağ ve %40'ı da 20'ye denk geliyor dostlar bu adamın. %40'ı 20 ise şöyle söyleyelim. Yani 40x'i 20 ise x eşittir 1/2 çıkar. Bu karışımın ağırlığı %50'dir. Daha doğrusu şöyle yazalım. %60'ı da neye denk düşer bu durumda? 30 grama denk düşer. O zaman kabın toplam ağırlığı 50 grammış. %40'ı neydi bunun? %60'ı undu. %40'ı da yağydı. Bu birinci kap. İkinci kaba geldik şimdi arkadaşlar. Bunu konuşuyoruz. 18 gramı un. 18 gram un var burada. Ve %40'ı yağdır diyor arkadaşlarım. Yağ miktarı %40. O zaman %60'ı da 18 oldu mu dostlar bunun? Yağ, un pardon. %60'ı un ve 18 grama denk düşüyormuş arkadaşlar. O halde %40'ı ne yapar diye soralım. Yani %60'ı 18 gramsa %100'ünü soralım hatta. %100'ü ne yapar diye soralım. Çarpı 100 bölü 60. Birer sıfır gitsin. 6'ya bölelim 3. 6'ya bölelim 1. 30 yapıyormuş. Demek ki 30 gramı da tamamı 30 grammış. O halde 12 gramı da yağ çıktı bunun arkadaşlar. İkinci kapta bu. En son diyor ki yeni karışımın ağırlığı 50, 30 daha 80 yaptı. Artı bu de bu. En son bu karışıma şey ekleniyormuş. 20 gram da onu da yazalım. Artı bir de en son 20 gram un atılıyor arkadaşlarım. Ve en son eşittir un miktarı ne kadardır diye soruyor. Bulalım 50, 30 daha 80, 20 daha 100 yaptı. Buradan kaç gram geldi un? Un. Buradan 30 gram un. Buradan 18 daha 48 yaptı. Burada da 20 gram un atıldı. 48, 20 daha 68 mi yaptı arkadaşlarım? %68 gramı un olur diyebiliriz dostlar. Evet, 6'yı gömdük. 7'deyiz. 40 litre tuzlu suyun tuz oranı 25'ten 20'ye indirmek için karışıma kaç litre saf su eklenmelidir diye soruyor. Şimdi şöyle yapalım. 40 litre tuzlu suyun tuz oranını %25'miş. Kaç litre su eklenmelidir diye soruyor ki 20'ye düşsün. 40 artı x %20 olsun tuz oranı diyor. Peki burada tuz var mı hiç? Biz şimdi kapların içine tuz yazıyoruz. Burada hiç tuz var mı? Yok. O zaman sıfır yazacağız buraya. Peki şimdi çarpma çırpma işlemini yapacağım arkadaşlarım. Sadeleşen hiç yok. Kabın üstünde sıfır olduğu için içindeki sayılarda sıfır olan yerde sadeleştirme olmaz arkadaşlar. Sakın ha yukarıyı sadeleştireyim demeyin. Bir yandan da uç takıyorum ben dostlarım. Ve bir yandan da acayip uykum geldi. Sabah bir de işe gideceğiz dostlar. Gecenin saat kaçı bilmiyorum hatta. En son baktığımda gece 1'di. Şu anda biraz daha ilerlemiştir. Bayağı da uykum da gelmedi değil. Bu son videomuz olsun arkadaşlarım. Bundan sonra başka video çekmeyeyim ben. Yarın çekeriz artık. Şimdi çarpma çırpmaya geçelim. 4 ile 25'in çarpımı 100. Bir de 0 var 1000. Burası zaten 0 yaptı. Eşittir. Bununla bunun çarpımı 800 artı 20x. 800 buraya gelirse 200 eşittir 20x. 20 eşittir 2x. X eşittir 10 geldi. Şuna bakalım. Ağırlıkça 1/5'i alkol olan 20 litrelik alkol su. Şimdi 20 litre 1/5'i alkolmüş arkadaşlarım. 20'nin 1/5'i ne yapar dostlarım? Hemen hesaplayalım. 4 litresi alkol. O halde 16 litresi de sudur bunun dostlarım. Karışımına kaç litre saf su, x litre su ilave edilirse elde edilen yeni karışımın alkol oranı %8 olur. Ağırlığı 20 artı x olur. Şimdi biz buralara ne yazdık? Alkol yüzdelerini arkadaşlarım. Bu kabın içinde su var. Alkol hiç var mı? Yok. O yüzden 0 yazıyorum. Buradaki alkol yüzdesini yazalım. 20'de 4 alkol var. Bana yüzdesi lazım.
5 katı 5 katından 20'yi yazdım buraya da alkol yüzdesi olarak. Şimdi çarpma işlemine geçiyorum. 20 ile 20'yi çarptım 400. 0 zaten burası, bakmıyorum bile oraya. Şurası 8 ile 20'nin çarpımı 160 artı 8x. 160 buraya gelirse dostlarım 200 olsaydı 240 eşittir 8x, x eşittir 30 geldi. Şuna bakalım. Şeker oranı %10 olan, %10'luk şeker. Unutmayın buraya şeker yazdık. X litre şekerli suya. Y litre saf su. O zaman hiç şeker yok, 0. Eklenirse şeker oranı %8 oluyor. X artı Y diyelim buraya da. Hadi çarpalım. 10x, burası zaten 0, eşittir 8x artı 8y. Buradan 2x eşittir 8y, x eşittir 4y çıktı. Ne diyor? 4'e bölelim. Y eşittir x bölü 4 geldi arkadaşlarım. 4'e bölersek. Tabi şimdi neyi soruyor bize? Y x'in kaçta kaçıdır diye soruyor. 4'te 1'idir arkadaşlarım. 4'te 1'i demek %25'i demektir. Yüzde kaçıdır diye soruyor. %25'i nasıl buldum? Her iki tarafı 25 ile çarptım pay ve paydayı. Aşağısı 100 oldu. %25 diye de okudum bunu dostlar. Şu sorumuza bakalım. Tuz oranı %30 olan 40 litre tuzlu su ile tuz oranı %x olan 30 litre tuzlu su karıştırılıyor. Elde edilen yeni karışıma 30 litre daha su ilave edildiğinde karışımın su oranı %76 oluyor. Ama biz buralara hep tuz yazdık. Buradaki tuz da 0 hatta, bunları yazdık. Buranın ağırlığı ne olur? 40-60 daha 100 olur. Ama tuz yüzdesi, su oranı %76 ise tuz oranı da %24'tür diye geçirdim hemen. Şimdi paydadakilerin hepsinin birer sıfırını sildim arkadaşlarım şöyle. Çarpma işlemini yapıyorum. 4 ile 30'un çarpımı 120 artı 3x, burası 0 eşittir 240. 3x eşittir 120, x eşittir 40 geldi dostlarım. Evet, 7 numarayı da hallettik. Hemen 8'e alalım. Çok güzel yağmur yağıyor bu arada. Evet, 8 numaradayız arkadaşlarım. Birinci sorumuz gayet güzel okunuyor. Tuz oranı %30'u tuz olan 60 gram tuzlu suyun. Şimdi %30'u tuz olan 60 gram tuzlu suyun tuz oranını %36'ya çıkartmak için karışımdan kaç gram su buharlaşmalı? Artık eksi oldu burası arkadaşlar. Su buharlaşacak. Kaç gram diye soruyor? X gram. Biz kabın içine ne yazıyoruz? Tuz. Burada su var. Hiç tuz yok. Sıfır yazdım. Ne olmasını istiyordu en son? %36 olmasını istiyordu arkadaşlar. Peki ağırlığımıza dikkat edin. 60'tı. X gitti. 60-X oldu. Hadi çarpalım. Bununla bunun çarpımı 1800 eksi. Burası zaten sıfır ama yazmaya gerek yok. Neyse. 36 ile 6'yı çarpacağız dostlarım. 216 yapıyor. 216 bir de 0. Eksi 36x. Eksi 36x'i buraya alalım. 36x olsun. 1800'ü buraya atalım. 200, 360 geliyor. X eşittir. 10 çıktı cevap. Geldim 2'ye. Ağırlıkça %24'ü tuz olan. %24'ü tuz olan 25 litre tuzlu su. Burası tuz, unutmayın. Tuzlu su karışımından 15 litre su buharlaşırsa tuz yüzdesi burada 0. Yeni karışımın su oranı nedir diye soruyor. Tabii ben burada neyi bulmuş olacağım böylelikle? Çünkü kabın içine hep tuz yazdığım için tuzu bulacağım. Tuzu bulalım, suyu da buluruz. Burada da şuna dikkat edin arkadaşlarım. 25-15, 10. Çıkartacağız, toplama yapmıyoruz. Çünkü çıkıyor bir şeyler. Peki çarpalım. 24 ile 25'i çarpacağız ya da şöyle yapalım. Kabın içindeki altındaki bütün sayıları 5'e bölelim. 5, 3, 2. Şimdi çarpalım. 5 ile 24'ün çarpımı 120. Evet, kafa iyice gitmiş. 120 yazacağımıza 210 yazdık. Şuraya
120 yazalım. Arkadaşlarım burası zaten 0 yazmaya gerek yok. Eşittir 2x oldu burası da. X eşittir 60 çıktı dostlar. Neyi soruyor bize? Biz neyi bulduk? Tuzu. Bize neyi soruyordu? Suyu. %60'ı tuz ise %40'ı sudur. Dikkatli olunuz burada. Geldik 3 numaraya. %25'i tuz olan x gram tuzlu sudan bir miktar su buharlaştırılınca a miktar su çıksın arkadaşlarım. Tuz olanı 0 olacak bu suyun içinde. Tuz oranı %30 oluyor. Burası da x eksi a. Buharlaşan su miktarı yani a'yı soruyor bize. Burası 25x yaptı. Burası 0 yazmaya gerek yok. Burası 30x eksi 30a yaptı. Eksi 30a'yı bu tarafa artı 30a olarak geçirelim. 25 eksi de bu tarafa alalım 5x. 5'e bölelim. 6a eşittir x çıktı. Ya da başka bir deyişle a eşittir x bölü 6 geldi Denizli cevap. Evet, son sorudayız arkadaşlarım. Şeker oranı %20 olan 20 litre. %20, 20 litre. Unutmayın bu kabın içine şeker yüzdesini yazdım. Su oranı %90 olan, su oranı %90 ise şeker oranı %10'dur. 30 litre şeker su karışımı karıştırılıyor. En son oluşan karışımdan kaç litre su buharlaştırılırsa hemen x litre su buharlaşsın. Şeker miktarı 0. Yeni karışımın şeker oranı 28 olsun diyor. Ağırlığı yazalım. 50 eksi x olur ağırlıkta. Hadi çarpalım çırpalım. 20 ile 20'nin çarpımı 400. Artı 300. Burası 0 yazmadım. 28 ile 5'in çarpımı 140 0. Eksi 28 x. Şimdi burası ne yaptı? 700. 700'ü de bu tarafa atalım. Yine 700 kalsın. 28x de bu tarafa gelsin. 7'ye bölelim. 4 eşit 4x eşittir 100. X eşittir 25 çıktı goberler. Evet, zıbıdılar. Hadi bakalım. Bu videomuzun da sonuna geldik. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. İyi geceler diliyorum. İyi uyuyun arkadaşlarım. Kolay gelsin.